Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoya daha karşınızdayım. Şöyle görüyorsunuz, yine teknemiz dolu. Kurbandan kalan kuzularımızı, toklarımızı yediriyoruz. Şunlar kurbanda küçük kuzularımızdı. Bunlar durdu. Ve sonradan biraz tok almıştık. Bunlar da uygun diye aldık. Yani sattık, Allah var, çoğunu da. Bunların da biraz kaldı. Bunlara şöyle gördüğünüz gibi yemliyoruz yani. Bunlardan yine biraz kestirdik arkadaşlar. Şöyle biraz daha kalsın, biraz daha etlendirelim. Belki et prim yapar diye beklettik, Allah var. Çünkü kurbanda 330-340 arası kesiyorlardı. Ama şimdi mal 300'e kadar düştü. 290-300 arası. Yani bir de şöyle kuyruk olunca, kuyrukları biraz büyük. Kaldı yani. Bir de hava da sıcak Allah'ın izniyle. Sıcak da bizi vurdu. O yüzden hayvanlarımız duruyor, bakalım. Biraz daha yedirelim. Ama hayvanlar bayağı kuyruk yaptılar yani. Zaten kuyrukluydular da iyice kuyruk yaptılar yani. Biraz daha kendilerini doldursunlar. Artık yani keşke kurban zamanı kesseydik. 32-33 kilo geliyorlardı. İşte şöyle şu ufaklar, şunlar da ufaktı o zaman. Bunlar da biraz etlensin, hepsini bir kesek dedik. Bunlar kalaydı da onları keseydik. Yani yine zarar etmeye edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Yedirip içirip bir de yer kaplıyorlar. Hem malla uğraşıyorsun. Yani yine zarar edeceksin yani. Bu zarar. Yani şu toplar zarar arkadaşlar. Benim gözümde. Yani şimdi bunlar şu anda bile 40'ar kilo, yani 40'ar kilo yapıp da kestiğimiz düşünelim. Yani yine 20 gün, 1 ay yer yani bu hayvan. Ve yine 12 lira zarar edeceğiz. Yani zarar eder. Şöyle görüyorsunuz, bazıları güzel kuyruklu var. Gözler dişilerde. Burada bizim dişi koyunlar var. Yani bu sene arkadaşlar, dediğim gibi biraz risk var ya. Yani insanlar bir umut ediyor, Eylül'den sonra açılır diyor. Yani biz de öyle umut ediyoruz, inşallah diyoruz yani Eylül'den sonra açılır. Yani bu eğer ki açılmazsa çok sıkıntı arkadaşlar. Yani işler açılır, kesim yükselir. Bu şekilde diyorlar da yani inşallah. Yani açılmazsa sıkıntı. Yani hayvanlar elimizde. Yani zarar edecek. Yani ben bu hayvanlardan para kazanacağımı tahmin etmiyorum yani. Para kazanmaz. Lan git. Hayvan durmuyor. Şşt. Yani işin aksi adak işimiz de durgun. Bari adak işi açık olsa mesela haftada 5, 6, 7 keser bitirdik, bir ayda, bir buçuk ayda, iki ayda. Yani adak verdiğinde zarar etmiyorsun. 15'e falan veriyorsun. 14'e veriyorsun. 13'e veriyorsun. Ona göre ayarlıyorsun yani. Ufaklı büyüklü. Ama şimdi adak işi de olmayınca kesim olmuyor. Adak sıkıntı. Her şey sıkıntı yani. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz yani. Şimdi biraz düve topalık. Biraz daha bekliyoruz yani. Bu haftadan sonra yine açılacağız. Yani besteye biraz koyun koyalım diyoruz. Yani piyasanın da, yani pazarda koyunlar inanın, yani besleyip kestireceğim para istiyorlar bazıları. Yüksek para istiyorlar da yani satılmıyor. Beslemeli kuzuyla kıyaslıyorlar. Şimdi beslemeli kuzuyu adam alıyor, erkek kuzuyu. Yayıyor falan, 11. ayda besliyor, koyuyor. Belki seneye kurbana besleyecek. Yani adam o şekilde alıyor. Adam da koyunu da aynı şekilde istiyor. O da kendince haklı diyor, bu kuzu şu kilo. Mesela 35-40 kilo kuzu 8 liraya gidiyor.
İnsanlar da ona nazaran koyununa o şekilde fiyat tutuyor. Ama koyunu da kessen kardeşim 260 lira falan diyorlar. Yani onun o şekilde bir sıkıntısı var. Bekliyoruz. Bakacağız yani. Düvelerimiz de birbirine alıştı şöyle. Yemlerini yiyorlar. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bunların kurban sonu Dectomax yaptım bunları arkadaşlar. Dectomax Ademin. Bir de 40'ını yaptırdım tekrardan tertemiz. Yani bir 40'ı bir olmuş 60 lira, 70 lira. Yani 40'ımlarını yaptırdık. Dectomax Ademin'lerini vurduk. İşte burada yiyorlar. Yerlerini biraz geniş tuttuk. Hayırlısı bakalım. Yesinler, içsinler. Ya işimiz bu. Besleyeceksek besleyeceğiz. Zarar da olsa, kar da olsa yapacağım başka bir iş yok yani. Bir araba tamirciliği yapamayız. Farklı bir iş yapamayız. İşimiz bu olduğu için. Tevekkele. Bir sene para kazanırsın, bir sene kaybedersin. Ya da içinden çıkarsın anca. Ona göre bekliyoruz. Şimdi Angus'a da aşılarını falan yaptırdık. Tarım müdürlüğü geldi. Bakalım bir de Angus'lara bakalım. Yemeler nasıl, içmeler nasıl. Bir de onlara bakalım. Arkadaşlar dün bunların aşılarını hep yaptık. Tarım müdürlüğü geldi. Kanlarını aldılar. Ondan sonra şap aşıları, çiçek aşıları yaptılar. Sonra dere ölçümü varmış. Derelerini ölçtüler. Bir testlerini yaptılar yani. İki tane kırmızıdan, iki tane siyahtan aldılar. Aşı yapınca ister istemez yemeyebilir dedik ama malların iştahları açılıyor yavaş yavaş. Yani belki orada yedikleri yem farklı bir yemdi. Bizim buranın da yemine alışıyorlar. Bakın şöyle. Bazen gözleri sıkıntılıydı. Gözlerine böyle boz inmiş falan da. İlk geldiklerinde bir göz merhemlerini sürdüm ben. Bazılarınki güzeldi, bazılarınki güzelmedi. Sonra dün de tarım müdürlüğü geldi. Aşı yaparken gözlerine kırmızıya sıktım. Yani düzeliyor yani. Çok da tutmak, içine girmek, hayvanı korkutmak da istemiyoruz. Çünkü hayvanlar nasıl diyeyim? Yani aşı yapırken kendilerini çok yaralıyor, çok ürkekler. Bakın, benim burada olmamdan şu, bakın rahatsız yani. Yemiyor. Hayvan çıkıp bana bakıyor yani. Ben burada durmamdan rahatsız oluyor hayvan. Bak ulan, bak yemiyor. Hop. Hop git yemeğe. Git. Arkadaşlar en tehlikeli şu Angus var ya. Bu yarın bugün bizi telef edeceğe benziyor. Bak daha oradan bakıyor. Bunu şu küçük arkadaşlar en çok uğraştığım bu küçük. Benden çok korkuyor. Bu geldiğinde biraz rahatsız gibiydi. Ciğerinesi vurduk, yakaladık bunu. Gözüne krem sürdük. Ondan sonra tarım müdürlüğü geldi, bir daha yakaladık. Yani 3-4 kere yakalak inne ilaç yapınca hayvan artık. Şöyle bakın, bakın gözlerine bakın arkadaşlar. Hayvan benden kaçıyor yani. Gözü bende ya. Oğlum video çekiyorum, video. Git yemin ye ya. Bak öbürler ne güzel yiyor, siz de yiyin. Arkadaşlar bunları da şimdi ister istemez araştırıyoruz.
ilk defa ithal mal besliyoruz. Büyükbaş besisi de yapıyoruz. Yani kimi diyor süt yemiyle biraz yedir diyor, yani süt yemi de biraz yedir diyor. İşte enerjisi var. Biraz bes yemi, biraz süt yemi yedir diyor. Kimi şöyle diyor. Ben de bunlara şey yapıyorum arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Kendi rasyonum olarak hayvan başı 1 kilo sabah 1 kilo akşam gelecek şekilde bes yemi. Yemlerin içinde buğday samanı, yonca, bir de sıraj veriyorum arkadaşlar. Bu şekilde şimdilik yani yem giriyorum. Yemi aşırı dökmüyorum. Yani şu kadar gördüğünüz hayvana yemlerini yapıyorum. 2 torba sabah, 2 torba akşam. Yani bu da dökmemdeki neden ne? Hayvanlar biraz aç kalıyor. Yani alışsın yani. Ben oraya yemi dökünce hepsi kalkıp gelsin. Yanında dursun. İster istemez hani benim yem verdiğimi bilip beni beklesin yani. Bana alışsın diye. Kendimce bu şekilde bir sistem yapıyorum. İnşallah alışırlar. Ama yine hayvanlar ürkek hayvan yani. Kaçıyorlar yani. Ürküyorlar. Yaklaşmak istemiyorlar. Ama yemeleri güzel. Fena değil. Şu siyah ufak biraz rahatsız gibiydi. Bu da aşı vurduktan sonra çiçek aşısı, şap aşısı falan vurulduğu için bunlara nasıl diyeyim? Antibiyotik vurmak istemiyorum çünkü öbür aşıyı bozuyor diyorlar. Çiçekle şap aşısı vurulduğu için. Yani çünkü biz bunlara 2 ay sonra, 3 ay sonra Allah muhafaza bir şey olsa yine vuramayız yani bu hayvanlar. Yani vururuz ama bizim burada bizim kendi yerli hayvanlarımız gibi değil. Mesela yerli hayvanların burnunu falan sıktığın zaman hayvan kımıldamıyor. Şimdi bu hayvanlar kendini vuruyor yani. Demire vuruyor, oraya vuruyor, buraya vuruyor. Kendi kendine zarar veriyor. O yüzden bu şekilde bir yani ilaç vurmak istemedim. Yani şap aşısı, çiçek aşısı vurulunca en az bir hafta 10 gün elimden geldiğince hiçbir şey vurmayacağım. Bir hafta 10 gün sonra bunlara yapacağım. Ademin veya yani B12 katovil vuracağım. Yanına deklomas geleceğim. Hayvan başı 15 gram, 17 gram, 20 gram artık neyse. Yani biraz fazla vuracağım küçüklere misal. Yani 10 gram falan vursam yeter diyorlar. 8 gram da ben fazla vuracağım. Çünkü bir daha vuramam yani. Sadece hap atarım. O da yeme karıştırıp hap atacağız. Yani deklomaksını elimden geldiğince ciğerde kelebek, şerit, kılgırdı falan varsa onu gidermek için o şekilde yapacağım yani. Bir daha içine girip çıkmam olmaz yani. En azından deklomaksı vurayım. Çünkü tüyleri çok uzun. Kıl kurdu falan varsa dış parazit onlara iyi gelir yani deklomaks. O yüzden bir doz deklomaks yapacağım. Hap atmayacağım. Hava sıcak. Deklomakslarına girerim. Ondan sonra yanına ademin gireceğim takviye, ciğer destekleyici veya B12 artık hangisi onu iyice bir araştırmam lazım. İkisinden birini gireceğim yani. Yani Angus'ta da bu şekilde ara ara çekip atıyorum. Yani şu anlık toklu veya koyun daha koymuyorum besiye. Bekleyeceğim yani. Onları da inşallah bir 15 gün sonra, 20 gün sonra toplamayı düşünüyorum. Şu an zaten bizim çukurda hava sıcak. Yani kangal kuzu getirip satıyorlar. Adam kuzuyu bir haftaya satamazsa kuzu hasta oluyor yani. 40 milyon da şimdi yünlü kuzu geliyor Sivas'tan. Kırkım yapamıyor. Çünkü alım satınca kırkım yaparsa malı satamaz. Biz alırsak kırkmamız lazım. O yüzden biraz bekleyeceğim ben. Geldi bak. Arkadaşlar bu şekilde bunlar da bugünlük böyle çektim. Hayvanlarım yeme alışıyor. Yavaş yavaş bize de alışacak inşallah. Belki birini boğalık bırakabilirim. Bakayım hangisi bana iyi alışırsa onu bırakacağım bakalım. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Bizim Osmaniye'ye de yani Kadirli'ye falan bayağı yağmur yağıyor. Osmaniye'de yağmur yağıyor. Şöyle göstereyim. Yağmur da yağıyor. Hava 2 gündür güzel. Gündüzler sıcak. Akşamüstü olduğu zaman yağmur yağıyor. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.